Sevgili arkadaşlar merhaba. Siirt Üniversitesi Tecrübe Tanıtım Haftası kapsamında yaptığımız canlı yayınlardan biriyle tekrar karşınızdayız. Saat 14 itibariyle canlı yayınımızın konuğu Rektör Yardımcımız ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Cemalettin Erdemci olacak. Kendisi sanırım bir dakika içerisinde yayında olacak. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Keyifli izlemeler diliyorum hepinize. Değerli arkadaşlar, Cemalettin hocamız İlahiyat Fakültesi ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra ve fakültenin öne çıkan yönlerini bize anlattıktan sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Soru cevaplar için o yüzden sizden birazcık zaman isteyeceğim. Evet, Sayın hocam yayında. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun Mahir Hocam. Sevgili arkadaşlar, canlı yayınımızın konuğu az önce de ifade ettim. Kendileri teşrif ettiler. İlahiyat Fakültemizin dekanı, rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Cemalettin Erdemci. Kendisi bize ayrılan zaman dilimi içerisinde İlahiyat Fakültesinin genel yapısıyla ilgili kısa bir bilgilendirme kendisinden talep edeceğiz. İlahiyat Fakültemizi diğer fakülteler arasında öne çıkan yönleri ne? Bunları öğrenmek istiyoruz. Ve en sonunda da öğrencilerimizi tabii ki hocamızdan davet etmesini rica edeceğiz. Akabinde de sizlerin soruları var ise sorularınızı yöneltebiliriz. Sayın hocam buyurunuz. Teşekkür ederim Mahir Hocam. Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizleri aynı zamanda aldığınız puanlardan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah öncelikle İlk temennim bu. Hayırlı tercihler yaparsınız, en doğru tercihleri yaparsınız ve istediğiniz yeri tercih etmiş olursunuz. Bunu diliyorum. Ben Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. İlahiyat Fakültemiz 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bir fakülte. Halihazırda 1260 kadar öğrencimiz var. Siirt İlahiyat Fakültesi binasıyla, kütüphanesiyle, dil laboratuvarlarıyla ve akademik kadrosuyla gerçekten kendinden söz ettiren bir fakülte. Yaptığı aynı zamanda uluslararası sempozyumlar, çıkardığımız hakemli dergiler ve diğer başka yönleriyle ön plana çıkan bir fakülte. Tabii ki ben çok fazla detaylara girip sizi yormak istemem. Aslında sizlerin soruları belki bizi daha bir etkileşimsel bir ilişkiye sokabilir. Daha rahat bir sohbet etme imkanımız olur. Ben şimdilik bunlarla yetineyim isterseniz. Mahir Hocam, burs konuları Sayın hocam, sizden da söyleyebilirim. Sayın hocam, sizden ricam başta sormaya çalıştığım bir soruydu. İlahiyat Fakültesini öne çıkaran temel özellikler neler? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle şunu söyleyebilirim. İlahiyat Fakültesi hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na eleman yetiştiren fakülteler. Aynı zamanda tabii akademisyen de yetiştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak özellikle din kültürü, ahlak bilgisi öğretmenleri, İmam Hatipler'de meslek dersleri öğretmeni bizim fakültelerimizden mezun olanlardan çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
bütün kademelerinde bizim İlahiyat Fakültesi öğrencileri, mezunlarımız görev alabiliyor. Vaiz olabiliyorlar, müftü olabiliyorlar. Hatta teşkilatta üst görevler alabiliyorlar. Bir yönümüz de bizim Siirt İlahiyat Fakültesi'nin ön planı çıkan bir özelliği de şu: Doğu'da olması ve Doğu'nun medreseler kenti olması. Özellikle Siirt'in medreseler şehri olması bizi ön plana çıkarıyor. Bizim hocalarımızın önemli bir kısmı hem medrese mezunu ama aynı zamanda ilahiyatta lisans, doktora, yüksek lisans ve doktorasını yapmış hocalarımız. Yani bu yönüyle çok güçlü bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Tercih noktasında da mesela 96 İlahiyat Fakültesi arasında 42. sırada öğrenci alıyoruz. Yani şey itibariyle. Yani dezavantajlı bir bölgede olmamıza rağmen hem bölgedeki hem Türkiye'deki ta İstanbul'dan bile gelip burayı tercih eden öğrencilerimiz var. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bazı öğrencilerimiz özellikle ben Siirt'i tercih ettim geldim. Buradaki derslerden, medreselerin hocalarımızın vereceği bu derslerden yararlanmak istedim diyen kardeşlerimiz, öğrencilerimiz var. Evet Sayın Hocam. Hazırlık sınıfımız var mı Sayın Hocam ilahiyatta? Hazırlık sınıfı var, zorunlu hazırlık sınıfı var. Bu sene YÖK yeni bir kanun geçirdi. Hazırlık sınıflarında ders verebilmek için en az 85 dil puanına sahip olmak lazım ve İlahiyat Fakültesi'nde en az 5 kişinin bu dil puanına sahip olması gerekiyor. Bizim hocalarımız kat kat yani fazlasıyla bu şartı yerine getiriyorlar. Ve dolayısıyla bizde hazırlık sınıfı var. Hazırlık sınıfında aynı zamanda Suriyeli hocalarımız var, Mısırlı hocamız var. Yani bunlar pratik yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyenler için gerçekten büyük bir fırsat. Ve dil laboratuvarlarımız var, akıllı tahtalar vesaire. Yani modern bir eğitim veriyoruz diyebiliriz. Arapçada kendimize gerçekten güveniyoruz, onu söyleyebilirim. Sayın Hocam, sanırım Siirt Üniversitesi'nde olup birçok üniversitede olmayan bir özellik daha var İlahiyat Fakültesi'nde. İlahiyat tamamlama. Onunla ilgili kısa bir bilgi rica edebilir Onu miyiz? da Belki yeni üniversiteye yerleşecek değil de tamamlamak isteyen öğrenciler de izleyebilir programımızı. teşekkür ediyorum. Ben az daha onu unutuyordum. İLİTAM programı, kısaca İlahiyat Tamamlama Programı bu sene açıldı. Bu sene tabii 2 yıllık İlahiyat ön lisansı bitirenlerin başvurabileceği bir program. O da açıldı. 100 öğrenci bu sene alacağız. Yani şu anda İlahiyat Fakültesi'nde temel İslam bilimlerinde yüksek lisans ve doktora, felsefe ve din bilimlerinde de bu sene yüksek lisansımız açıldı. İLİTAM'ımız var. Yani bütün bir bütün olarak İlahiyat Fakültesi her türlü eğitimi vermeye hazırdır diyebiliriz. Teşekkür ettim Sayın Hocam. İzniniz olursa artık sorulara geçelim. Tabii Arkadaşlar tabii. soruları sormaya başladılar. Elbette. Hocam bölümle ilgili sorular gelecektir muhtemelen. Evet. Ama öğrenciler daha çok şeyi merak ediyor. Okulların açılıp açılmayacağını, Ha, evet. stajların durumunu ve çok sitemkarlar uzaktan öğretimden bıktıklarını bir an önce okullarına kavuşmak istediklerini söylüyorlar. Bu Biz de onlarla konuda aynı durumunuz. duyguları paylaşıyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Biz de öğrencilerimizle yüz yüze gelmeyi, birlikte oturup sohbet etmeyi çok özledik. Kampüsümüzün, fakültemizin gerçekten cıvıl cıvıl olduğu dönemlerini hatırlıyoruz. 2 yıldır maalesef bundan yoksun kaldık. Fakat inşallah yani tabii şu anda bildiğiniz gibi biz 4 Ekim olarak belirledik. Bütün hazırlıklarımızı yüz yüze eğitim olacakmış gibi şu anda sürdürüyoruz. Ama pandeminin seyrini tabii biz tahmin etme imkanımız yok yani. Bu konuda devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, YÖK'ün alacağı kararlar elbette bizi de bağlayacak. Ama biz şu anda bütün hazırlığımızı yüz yüze eğitim olacakmış gibi yapıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz için bu pandemi döneminde sosyal alanların genellikle Siirt Üniversitesi için yapılan bir eleştiriydi. Sosyal alanların yetersizliği vesaire. Biz bu dönemde biraz da onları yaptık. İşte basketbol sahaları, piknik alanları,
market, işte kafeterya, o tür şeyleri yapmaya çalıştık. İnşallah öğrencilerimiz geldiğinde bunlarda beraber oturma, birlikte sohbet etme, vakit geçirme fırsatımız olur. İnşallah Sayın Hocam. Hocam stajlarla ilgili de sorular var ve birkaç öğrencimiz tercih edersek eğer ikinci öğretim ders saatleri nasıl organize ediliyor onu merak ediyorlar. Tabii ki biz İlahiyat Fakültesi olarak birinci öğretimi saat 2:30'da bitiriyoruz. İkinci öğretimdeki öğrencilerimiz saat 15'te, saat 3'te derse başlıyorlar. Akşam saat 8:30'da da onlar bitirmiş oluyorlar. Çok iyi, Yani erken. erken bitiriyoruz. Yani bizim ikinci öğretim olmasına rağmen çok fazla geç saatlere bırakmıyoruz. Yani bazı bölümlerde, bazı fakültelerde bildiğiniz gibi saat gece 11'e kadar devam ediyor ama bizde 8:30'da bitiyor Mayır Hocam. Betül Sincar diye bir kardeşimiz de benzer bir soru sormuş hocam. İkinci öğretim kazanan biri gündüz derslere katılabilir mi? Sanırım artık gerek kalmıyor. Erken bittiği için ikinci Evet. öğretime rahat gelebiliyorlar. Evet, Sayın doğrudur. hocam formasyonla ilgili sorular var. İlahiyat mezunlarının formasyon durumu nedir sayın hocam? Biz ilahiyat mezunları bu 4 yıllık, yani hazırlık artı 4 yıllık süre içerisinde formasyon derslerini alıyorlar. Doğrudan, yani ayrıca dışarıdan gidip bir formasyon almalarına gerek yok. Biz süresi içerisinde onlara formasyon derslerini ücretsiz olarak, yani bir ders olarak veriyoruz. Stajla ilgili olarak da az önce ifade ettiniz. Yani biz son sınıfta öğrencilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselere, ortaokullara 2 dönem halinde onları gönderiyoruz ve stajlarını orada tamamlıyorlar. Evet, formasyonla ilgili başka sorular var. Sanırım hepsinin cevabı oldu arkadaşlar. Ben edebiyat formasyonu artık o ayrı ama ilahiyat kendi içerisinde o eğitimi tamamlamış Evet. oluyor. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Aşıyı merak eden öğrenci sayımız çok. Aşı zorunlu mu Sayın Hocam? Aşı yani bizim bu konuda bir karar verme yetkimiz yok. Yani bu konuda karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı olur, YÖK olur. Şu aşamada bizim öyle bir kararımız yok. Ama biz tavsiye olarak, öneri olarak elbette öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Biz onların bir an önce aşı olmalarını, birinci doz, ikinci doz, hatta gerekirse üçüncü doz olmalarını istiyoruz. Yani Tavsiye sağlık ederim. her şeyden önce gelir. Teşekkür ederim. Sayın hocam, Özlem diye bir kardeşimiz başka bir üniversitede halihazırda okuyor. Hazırlığı bitirmiş, birinci sınıfa geçmiş. Bizim üniversitemize geldiğinde birinci sınıftan devam edebilir miyim diye soruyor. Tabii bildiğiniz gibi bu birinci sınıflara gelebilmek için sanırım yani bir dönem okuma zorunluluğu var. İkinci dönemde gelip devam edebilir. Sonradan onu kapatır yani şeylerle, araca ek derslerle. İlahiyat fakültemizde Çift Anadal uygulaması var mı Sayın Hocam? Henüz yok ama biz eğitim fakültesiyle irtibat halindeyiz. Onlardaki bazı bölümlerle birlikte çift anadal yapabilir miyiz? Onun arayışı içerisindeyiz. Henüz başlatmadık. Öyle bir arayışımız var. Teşekkür ettim Sayın Hocam. Evet arkadaşlar buyurun. Sanırım bütün sorularınızı sordu. Başka var mı? Bekliyorum. Ben de notlarımı kontrol edeyim. Sormadığınız soru var mı diye. Yok sanırım. Burslarla ilgili şöyle bir şey Evet anlatmak Sayın Hocam. isterim Mahir Hocam. Sancaklar Vakfı İlahiyat Fakültesini, hatta üniversitemizi tercih eden ve ilk 3 sırada giren bütün kardeşlerimize eğitimleri boyunca burs veriyor. Bunu da buradan duyuralım. Biz de ayrıca İlahiyat Vakfımız var. Yani Siirt İlahiyat Vakfı. Bu pandemi döneminde yapamadık ama ondan önce yapıyorduk. Her sene 30 durumu iyi olmayan öğrencimize 1 yıllık, yani her sene değişmek üzere 30 öğrencimize burs veriyoruz. Bu sene de onu vermeyi düşünüyoruz. Evet, çok güzel bir müjde verdiniz aday öğrencilerimize. Hem Siirt'te hizmet etmekte olan Sancaklar Vakfı tercih eden ilk 3 öğrenciye garanti bir burs Evet. veriyor. Hem de İlahiyat Vakfımız bünyesinde değişmek üzere her sene 30 öğrencimize yine Evet. burslar veriliyor. Teşekkür Doğrudur. ettik Sayın Hocam. Ne demek? Hocam bir öğrencimiz eğitimlerin karma yapılıp yapılmadığını soruyor. Sanırım ayrı sınıflar mı var yoksa karma eğitimi mi var?
Ayrı sınıflar var yani, kızlarımız ayrı sınıflarda, erkekler ayrı sınıflarda, böyle devam ediyoruz. Stajlar her iki dönemde değil mi Sayın Hocam? Son sınıf. Stajlar aslında bazen bir döneme sıkıştırıyoruz fakat çok zorlanıyoruz. Yani iki döneme yayma gibi bir niyetimiz var, yani onu söyleyeyim. Tamam Sayın Hocam. Aynur diye bir kardeşimiz diplomaları sormuş. Erhumeye o Evet. öğrencisi diplomasını alamadığını. Şöyle bir şey, üniversitemizdeki diplomaların çok önemli bir kısmı hazırlandı bildiğim kadarıyla. Sayın Hocam Evet. teyit edecektir bunu. Tek Evet. tük hazırlanmayan olabilir. Eğer hazırlanmamışsa da birkaç güne hazırlanır. Karşınızda onu Bu söyleyeyim dedim konuda sana. kendi fakültelerine, kendi MEO'larına baskı yapsınlar. Çünkü gelen bütün şu anda rektör vekaleti de bende. Gelen Evet. bütün diplomaları ben imzalıyorum. Geçen hafta 2 gün önce 300 kadar diploma imzaladım yani. Gelenleri hemen şey yapabiliyoruz. Dün bir yayında diplomaları sormuştuk kardeşimiz, oradan hatırladım. Hazır Evet. olduğunu söyledik. Öyle biliyoruz. Şu Evet. ana kadar gelen bütün öğrencilerimiz aldı diplomasını. Demek ki Evet. sadece onların bölümünde birkaç tane Evet. eksik kalmış. Oraya da gidip gelsinler veya telefon alsınlar, biraz hızlandırsınlar. Evet, teşekkür Önerim ederim o efendim. yönde. Evet. Yusuf Aslan kardeşimizin bir sorusu var hocam. Arapça kurslarımız var mı? Onu soruyor. Şöyle, doğrusu hazırlık sınıfı hocalarımız zaten öğrencilerimizle yeterince ilgileniyorlar. Ama ayrıca bazı hocalarımız özel gruplar da oluşturup onlara dersler veriyor. Ama Evet. halihazırda bir kursumuz şu an için yok. Fakat ihtiyaç halinde biz mesela bazen Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bizim sürekli eğitim merkezinde kurslar açıyoruz. Özellikle bu düz liseden gelen kardeşlerimiz zaman zaman biraz Arapçada zorlanınca biz onlar için ek kurslar açabiliyoruz. Evet, Sayın Hocam. Teşekkür ettik. Sorular. Genel olarak soruları cevaplandırdık sanırım. Öyle mi? Sizin öğrencilerimizi davet ile ilgili bir mesajınızı almayı için açıkçası çok isterim Sayın Hocam. Evet. Yani bütün kardeşlerimizi elbette Siirt Üniversitemize davet ediyoruz. İnşallah burayı tercih ettiklerinde pişman olmayacaklardır. Yani şu süre içerisinde sosyal donatılarıyla, kampüsüyle, binalarıyla ve huzurlu sükunet içerisindeki ortamıyla çok güzel bir eğitim alacaklarına ben inanıyorum. Ben tabii ki İlahiyat Fakültesi dekanıyım. Fakat aynı zamanda eğitimden sorumlu rektör yardımcısıyım. Yani bu konuda eğitimin kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Kardeşlerimiz geldiğinde elbette çok daha üst düzeylere çıkarma fırsatımız olur. Özellikle puanı yüksek olan kardeşlerimizi buraya özellikle davet ediyoruz. Başka yerlerde gidip zorluklar çekmektense kendi memleketlerinde gelsinler, bu ortamı beraber güzelleştirelim. Çok teşekkür ettik Sayın Hocam. Tuncay arkadaşımız sağlığın stajını soruyor. Arkadaşımız da tavsiyemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin de yayını olacak. Onu Evet. takip ederseniz orada o soruyu sorarsanız dekanımız size daha rahat cevap vermiş olur. Tabii. Evet Sayın Hocam çok teşekkür ettim emeğiniz için. Yorduk sizi. Ya Güzel estağfurullah. bir bilgilendirme toplantısı olduğu inancındayım. Umarım adaylarımız için de doyurucu bir söyleşi olmuştur. Eyvallah. Katılanlara da teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizlere de Sayın Hocam. Ben de çok Sağlıcakla teşekkür kalın. ediyorum. Size de çok teşekkür ederim Mahir Hocam. Hem sorularınız Selamünaleyküm. hem yönlendirmeniz için. Kardeşlerimize de, öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Onları tekrar bekliyoruz. Hayırlı günler. Selametle Sayın Hocam. Görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.